Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 21 Mayıs Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli'de birinci altı gayen iki bankomuz var ama ikinci altı gayen biraz zor olduğunu e, gözlemledik. Çalışmalarımızı bitirdik. Bir tane banko ismimiz var. E, bakalım e, yazdığımız safkanların ayakları düz bassın diyelim. Yorumlara geçelim tüm yarı bol şanslar diyorum. Tabii ki videomu izlerken dinlerken videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 10 gösterdi. Meylin bir koşuyla açılışı yapıyoruz. 3 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyor. 9 safkan yer alıyor. 4 ile 7 oğlu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet x start ilk startı bir 7. lik ayrıldıktan sonra Kocaeli'de 1100 metre kuma çıktıktan sonra gerçekten Kürşat Yılmaz'da çok çok iyi bir performans sergiledi. Ve koştan bir üçüncülük elde etti. Ali Yıldız gibi tecrübeli e, bir jockey arkadaşımıza da teslim edildi. Burada ben 3 nolu safkan benim çok çok önde tutuyorum. İkinci atım arka arka güzel üçüncülükler hanesine yazdıran Bursa pistinden de yakınen Muhammed Birbilgin'e e de ikinci kez start almış. Şimdi üçüncü kez de Muhammed'le start alacak. E, tarçın kız mutlaka değerlendireceğiz bunların kötü koşması aslında 3-9 yeterli gibi görünüyor ama Altınolu Safkan son üçüncülüğü kıpırdama gözlendi. 1200'de iyi bir koşu çıkarttı. tabii ki yani altı yeni boy gibi fark idi ama geçildiği Safkanlar Varlık Efesi ve Seko'ya geçilmişti. güzel bir üçüncü geldi etti Alt Gökçe eşinde. Hatta 42 Ganyan'a falan koşmuştu. Yarında iyi bir performans gelebilir. Yani 3'te 9'un kötü koşması durumunda. 2 nolu Safkan ve de 5 nolu Safkan da can yakabilir burada. Cemal Poso ile çok dikkat diyeceğim bir Safkan olacak. 3-9 çizgi 6-2-5 de sürpriz adaylarımız bu koşu için önereceğim. 3 Pardon 5 Safkan olacak. Evet geçelim. İkinci koşu şartlı 5, 3 ve Kore İngilizler 2000 metre kum, 7 safkan yer alıyor. Birinci beşlik ayağımızda bu koşuyla başlayacak ve de e, bankumuz olacak. O da arka arkaya zaten bank olarak değerlendirdiğimiz bir isim. O da kim? Gold Desing. Ahmet Çelik 4'lü 3 yaptılar. Ee, Ankara'da, e, Adana'daki koşulları zaten tartışmasız. Ee, üst üste müthiş işlere imza attı. Şimdi Kocaeli pistine gelen ilk defa Kocaeli'ye geliyor. Ahmet Çelik de buraya gelmiş. İnşallah bizi yanıltmaz. 2 e, nolu Gold Desing yarın benim banko ismimdir. 1 3 ikili için değerlenecek. Rakip arayacak arkadaşlar için zaten bunlar e, rakip olarak görünüyor. Ama 2 ik, nolu Gold Desing birinciliğe tekrar uzanmasını bekliyorum. Üst üste dördüncü birincini alacaktır diye düşünüyorum. E, i̇nşallah yanılmayız. Evet geçelim 3. koşu şartlı 5. 4 ve Kore Araplar 1900 kuma çıkıyor. Yeri safkanımız yer alacak. 7 plasa ve 1. üçlü gayrımız da bu koşuyla başlayacak. Evet burada yaptığı son e, koşusunda hatta 1-2 boyla geç Selim Kaya eşliğinde Can Mete koşuyla kazanmasını bilmişti. Yani koşuya baktığımız zaman yani bu kadar da uygun grup yakalamışken geçilmez diye düşünüyorum. Yarın benim ikinci banko ismimdir veya bankoyu teke düşecek arkadaşlar. Can Mete tarafında da değerlendirebilirsiniz. Ama ben iki banko olarak önereceğim. Tercih size bırakacağım. Burada da rakip olarak 3 ile 2 nolu safkanları ben ikili için değerlendireceğim. Sevgili dostlar 3. koçta dileyen arkadaşlar burada gold desin ilk çek arkadaşlar 2-1-3 diyerek geçebilir. Burada tek bankoya düşürebilir. Can Mete tarafında. Evet ben Can Mete tabii ki Gold Desink'ten hemen hemen aynı görüyorum ben bu safkanları ama tabii ki Canmet'e e, burada yani yüzde %70'lere varan bir bankom e, burada Gold yüzde %60'larda kaldı yani. E, yine de güveniyorum kendisine. E, Ahmet Çelik e, bir hata yapmadığı sürece yine kazanacaktır. Evet geçelim bir diğer koşu 4. koşumuza. E, 2. altılı gayranımız başlayacak. E, bu koşuyla handikap 15 3 vekore İngilizler 1500 kuma çıkıyor. 11 safkan yer alıyor. 2 ile 3 ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada e, birazcık kalabalık tutacağız. Temkini geçmemiz doğru olacaktır bu koşuyu. Onlar kimler? 2 nolu safkan Asil Lütku, ekürler ilk tercihimiz. 2. atımız 4 nolu e, safkan Adem Ceylan eşliğinde, 10 nolu safkanımız e, Gökhan Bektaş eşliğinde, 8 nolu Maligir Mehmet Kaya'yla. Altınoğlu, Savkan Kaptan, Cem bu aralar kendini unutturduğun Son koşusu birazcık kıpırdanma gözlendi. 1400'e iyi bir koşu çıkarttı. Gerçi farkydı ama e, maalesef e, İsmail Güleş'le Yamak bir sınıfındaki aprantı arkadaşlarımız at binmişlerdi. E, şimdi Eren Kadirlere tekrar teslim edildi. 6'yı da göz ardı etmeyeceğiz ve de 9-10 Zertas'a dikkat Görkem Özçelik'te. 2-4-10-8-6-9 sıralamam ikinci altılık ayarımızın başlangıç ayanda. Evet geçelim 5. koşu handikap 16. 4'lük Araplar 1500 metre kuma çıkacak. 15 safkan yer alıyor. 2. Beşli Ganyanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşumuza şöyle baktığımız zaman yani yine zorlu bir mücadele ee, bizleri bekliyor sevgili dostlar. 5. koşudaki e, sıralamamız nasıl oluşacak? Ee, yine zorlu bir program. Evet, e, burada ilk tercihimiz Kaşıkçı Bey. Yani sanki e, yarışa, yani son yaptığı iki koşusu var. E, Şanlıurfa'da son koşusunu kazandı. Sonra Kocaeli'ye geldi. Şanlıurfa'dan tanıdığımız bir safkandı. E, Adana çiminden sonra devamlı Şanlıurfa'da koştu. Son koşusunu Mehmet Kayla, 60 kiloyla e, Kaşıkçı Bey'i. Yani koşuyu kazanmaya yakın gibi görünüyor. Ama ben o kadar pek güvenemedim. Bu savkana 4 nolu safkan Yürekli Poyraz Görkem Özçelik'te 5, 8, 7, 1 ve 10 şeklinde oluşan bir sıralamam olacak. Yani burada ben çok sürpriz e, anesine çıkacak safkanlar da gelebilir. Bu koşuya dikkat diyeceğiz. Yine e, sıralamamız 2, 4, 5, 8, 7, 1 ve 10 şeklinde 5. koştaki sıralamam sevgili dostlar. Evet biliyorsunuz ben her zaman kazanacak safkanları bir iki adım önde tutuyorum. Yani kalabalık geçtiğim yerler oluyor. Sizler de birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü atlara kadar yazıp öteki safkanları tabii ki değişiklik yapabilirsiniz. Her zaman sizin elinize. Bazı yorumlarda bazı arkadaşlar ya bu kuponu sen yatırıyor musun? Bu kadar da salla babam salla diyen arkadaşlar var. Yani biz sallamıyoruz her zaman. Ee, ona göre yorum vermeye çalışıyoruz yani burada ben size iki at veriyorum sonra başka bir at geliyor o zaman da diyorsunuz e, bu atı niye vermedin ne özelliği vardı da vermedin neden geri planda bıraktın ee, diye e, çok yorum yazan arkadaşlar da var mesela geçen e, Yedinoğlu safkanımızı banko attık Yediküsürgan yanına o zaman hiç kimse bana bir şey yazmadı tabii ki e arkamda olan arkadaşlar yaz abi tebrik ediyorum ikilisini de aldık. Senin sayende altılık kazandık. diyen arkadaşlar da var ama o zaman yani bu şeyleri yazan arkadaşlar piyasada hiç olmuyor. Her zaman kötü gittiğimiz zaman ilk önce yazılarını şak diye yapıştırıyorlar. neyse sıralamızı verdik. Tekrar edelim. 2 4 5 8 7 1 ve 10 şeklinde. Evet geçelim 6. koşuya. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler, 1500 metre kum, 9 safkan yer alıyor. 3'te 5'te 10 safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet Bursa'da son koşumuz başladı. Ee, hemen 2 dakikada bir izleyelim. Tekrar yorumlara devam edeceğiz. Bakalım e, kim gelecek. E, sonra tekrar sizlerle buluşacağım. Evet son koşuda 2 nolu havzalı geldi sevgili dostlar. Favori geldi. Ee, sağdan da 12 2 nolu safkan kafa atı gelmişti. 12 nolu safkan e, da vardı. Şehnaz şey Donga ama maalesef kuponumuz e, burada da 5'te kaldı. Kısmet değilmiş diyelim. Evet yorumlara devam edelim. 9 e, Safkanımız yer alıyor. 3'te 5 nolu safkanlara ikülü demiştik. Evet e, 6. koşumuza da şöyle e, baktığımız zaman sevgili dostlar e, bir nolu safkan e, yani yaptığı son yarışında Bursa'da 1800'ü başta da kazandı ama Nevzat Avcı'yla o gün gerçekten müthiş bir koşu çıkarttı. E, Mehmet Kaya'yla şimdi Kocaeli pistine gelecek bu safkan. ilk defa geliyor. Genelde İzmir'de e, tanıdığımız bir safkan. Ara verdikten sonra geldi Bursa'da bir yarış gördü 5. Son koşusunda Nevzat Avcı'yla koşuyu kazandı formda gireceği bu koşuya bir ilk tercihim olacak. ikinci atım yeni olup safkanımız traktör ee, mutlaka değerlendireceğiz. O da İzmir'de kazandığı koşuyu gerçekten elinde baya bir sermaye vardı. Kazandı. Kocaeli geldi aslında iyi bir koşu çıkartmıştı ama o gün için fuori çıkan bir safkan vardı Selim Kaya'yla. O da koşuyu rahat bir e, tempo ile kazandı. Hemen arkasında e, rotaraktör yani 7 no safkan bir ikincilik elde etmişti. Yarın daha da uzayan mesafede yine iyi koşacaktır. Yani 1 ile 7 sanki burada ayrımsız yazılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. Ben bu iki safkana buraya geçmeye çalışacağım. Benim tercihim 1 ve 2 olacak. Tabii ki 8 6 2 bunlar da çok çok sürpriz adaylar ama 1 7 diyerek ben bu koşuyu bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Evet geçelim bir diğer koşu. 7 koşu kısa vade 8. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum. 6 safkan yer alıyor. İkinci üçlü gayanımız bu koşuyla başlayacak. 3 ile 5 ne olursa pardon. 3 ile 5 diyorum ya. Ee, burada altın oğlu safkan Ahmet Çelik eşliğinde. Yani baktığımız zaman e, tartışmasız grubun en kaliteli ismi olarak gözümüzü çarpıyor. Adana'da olsun Ankara'da olsun açık 3 e, grup 2'lerde. E, kazanma başarısı gösteren bir safkan Ahmet Çelik'le koşuyu kazanma çok çok yakın müthiş bir orijine de sahip e, ama ben e, Ahmet Çelik'e güvenmiyorum sevgili Usta, at, iyi de Ahmet Çelik'e kesinlikle güvenmiyorum yanına ben 5 nolu safkan ve 1 nolu Can Efe'yi de yazacağım bu koşuda ben burada kuponu riske atmayacağım 6 deyip belki kenara çekilen arkadaşlar çok olacaktır belki yarın çok çok sürdürek fuarı olacaktır e, grubu da iyi yakalamış gibi görünüyor. Bu grupla ilk defa azaltı start alacak. Ama ben 5 ile 1'i de göz ardı etmeyeceğim. 6-5-1 7. koştaki sıralama. Evet geçelim 8. koşu Meydan. 3 <laughs> yaşlı Araplar 1200 metre kum. 9 safkan yer alıyor. 2 ile altın oldu safkanlar. Ekir olarak piste çıkacak. Evet burada e, baktığım zaman son 2 e, yarışını Bursa'da e, çok çok başarılı e, Bursa'da son koşusunu başarılı koştu. Kocaeli'de de zaten 100 metre kumda e, geçilmişti. ikincilikte ayrılmıştı. Ama Bursa'daki yarışı Ali Yıldız'a çok çok başarılı buldum. Şimdi Mehmet Kaya ile start alacak. Elmatsız Dağ'da Ekürüsü ol Safkan. Ben Ekürlerin geçileceğini düşünmüyorum. Yarın benim Net Banko ismim olacak sevgili dostlar. Evet ikinoğlu Gonyalı Kovboy Bankumdur. 5 ile 8 ikili deneyecek arkadaşlar için rakiphanesine görünen safkanları bunlar olarak gözlemledim. Ama iki nolu Konyalı Goboy yarın benim banko ismimdir 8. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 9. koşu altı son aya 16 safkan yer alıyor. 1800 metre kuma çıkacak 4 yaşlı Araplar. Evet burada da sıralamam şu şekilde 7 nolu safkan Kelpişli. Kanyan Gökçe eşliğinde ilk tercihim 2 nolu safkan Tılsım Alican İnci ile 3 nolu Hırşo Ali Yıldız'da, 10 nolu İbo Canım, Görkem Özçelik'te, 6 nolu Benekli, 12 nolu Gürsel Ahmet Çelik'te ve de 4 nolu Çelik Murat'a da dikkat diyeceğim bu koşu için. 7-2-3-10-6-12-4 ve 4 sıralamam son koşuda Kocaeli programımızda. Evet Bursa'na aktaracağım Kocaeli programında bu şekilde ile tüm yarısı bol şanslar diliyorum. Hemen Kara M hem Kocaeli programı için sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.